Gerçek gündem neydi? Dün manşetimiz neydi efendim? Gündem pahalılıktı. Bunu hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Patatese %207 zam geldi. Salatalığa %193. Patlıcana %185. Karnabahara %146 zam geldi. %61 doğru mu? Mutlak surette Allah'ın izniyle yıl sonunda enflasyonun makul bir seviyeye indiğini ve bu inişin ay ay devam ettiğini hep beraber görmüş olacağız. Hangi orana düştüğünde sizin için makul bir yerde olacak enflasyon? Merkez Bankası'nın söylediği gibi %23'e düştüğünde mi? Muhalefet TÜİK'in açıkladığı %61,14 enflasyon inandırıcı değil derken Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin tekrar tekrar söylediği yıl sonu makul enflasyonu yaşayacağız açıklaması da gündemde. Bu ülkede ilk 3 ayda toplam enflasyon %23. Bundan sonraki 9 ay boyunca enflasyon 0 olsa ancak Merkez Bankası'nın tahmininde olacağız. Bize şunu mu söylüyor? Eğer bugün itibariyle fiyatlar bugün olduğu yerde kalırsa her şey makuldür, uygundur mu demek istiyorsunuz? Merak etmeyin. Kur stabil olduysa, faiz gündeminden çıktıysa, enflasyonu da er ya da geç birlikte inanarak, güvenerek alaşağı edeceğiz. Hazine Maliye Bakanlığı'na atandığında tarihler 2 Aralık'ı gösteriyordu. 2 Aralık'ta Türkiye'de yıllık enflasyon oranı %21'di. Sadece 4 ay içerisinde enflasyonu %21'den %61'e çıkarmış bir bakansın. Enflasyonla nasıl mücadele edilebileceği konusunda konuşabilecek en son siyasetçisin. Piyasada işler elhamdülillah iyi. Vatandaş bilmiyor mu? Geçen dönemde aldığın 5 liraya aldığın her şey bu sene 10 lira 15 lira. Her zorlukta bir kolaylık vardır. Hazine ve Maliye Bakanı piyasada işler iyi, her zorlukta kolaylık vardır derken Ali Babacan'ın ziyaret ettiği Ankara Yeni Mahalle esnafı ekonomik tablodan dert yandı. Amerika'da enflasyon 7 kat artmış diyor. Almanya ölüyor diyor. Böyle bir algı yaratabiliyor. Buradaki enflasyonu millet unutmuş. Amerika'daki enflasyonla uğraşıyor. Üretimdeki fiyatlar tüketici fiyatlarına bir süre sonra yansıyor. Üretici fiyatı enflasyon demek. Bir süre sonra bunlar tüketici fiyatına yansıyacak demek. Beklentilerin bozulması etkisiyle oluşan enflasyon ataletini alternatif yatırım araçları gibi enstrümanlar geliştirerek de kıracağız. Kimi sorumlu tutacağız? Kim memleketi yönetiyor? Zam, zam, zam eşittir Recep Tayyip Erdoğan. Bunu artık herkesin ezberlemesi lazım. Bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim. Ekonomistim diyor. Laf aramızda çakma ekonomist. Hangi ekonomist bunu yapar? Merkez Bankası'nı söğüşlediniz ya. 128 milyar doları yok ettiniz ya. Erdoğan'ın faiz düşerse enflasyon da düşer politikaları sadece halkı fakirleştirmedi. Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi bugün %9'lar düzeyinde dolar cinsinden borçlanmalar yapıyor. Muhalefete göre yaşanan tablonun nedeni Erdoğan'ın faiz düşerse enflasyon düşer tezi. Çünkü Merkez Bankası faizi düştü ama hazine borçlanma faizi, tüketicinin banka faizleri yükseldi enflasyonda. Bu yılın ilk iki ayında bankaların karı %322.8 artmış. Faiz gelirlerinden olağanüstü paralar. Kamu bankalarının geliri ise %540 oranda artmış. Demek ki faizcilere hizmet eden bir hükümetimiz var.